Çok fazla başlık var. Hepsini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Evet, dediğimiz gibi Suriyeli sığınmacılara vatandaşlıktan tutalım, iç tüzüğe, dokunulmazlıktan teröre çok geniş konular var ortada konuşulacak. Biraz siyasetin gündemindeki başlıklarla başlayalım. Çünkü dokunulmazlıklarla ilgili bugün önemli bir gelişme oldu aslında. Tabii süreç pek çok açıdan tartışıldı. Mecliste sizin milletvekillerinize de zaman zaman çağrılar geliyor. Diğer partilere de. Neler diyorsunuz? Ne oluyor şimdi? Aslında ne olduğunu şimdi çok daha net görüyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak 2011 yılında da 2015 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na hitaben yazdığımız dilekçelerde herkesin dokunulmazlığının kalkmasını, sadece kürsü dokunulmazlığının kalmasını istemiştik. Hala o noktadayız Emre Bey. Bir milletvekili herhangi bir suça bulaşır ise dokunulmazlık zırhına bürünmemeli. Ama siz sadece CHP, MHP, HDP milletvekillerini bu kıskaç altına alır da kendi bakanlarınızı korumaya çalışırsanız, üstelik de rüşvetle, hırsızlıkla, yolsuzlukla itham edildiği gibi pek çok sabit delilin olduğu bir durumda, bu delillerin önemli bir kısmının maalesef emperyalist bir ülke olan Amerika'da bile ifşa edildiği bir durumda, siz bu bakanları koruyup milletvekillerini yargılarsanız bunun adı başka bir şeydir. Bunun adı milletvekilliğini itibarsızlaştırmadır. Bunun adı kirli, pis, seviyesiz planlar yapmaktır. Açık net. Ne demek istiyorum? Bakın, dokunulmazlıklar aslında kalkmadı. Vatandaşlara sürekli yanlış bilgi veriliyor. Sadece hakkında fezleke bulunan, yani bir suça bulaştığı tahmin edilen insanların dosyaları milletvekilliği sona erdikten sonra görüşülecek iken şimdi görüşülüyor. Benim de elinizi öper 5 tane fezlekem var. Benim milletvekilliğim bittiğinde ben hakkımda açılan bu davaları gidip mahkemede görecektim. Orada o dönemde ifade verecek iken dün savcılıktan Bahçeli'nin deyimiyle davet yazısı geldi. Tabii buna vatandaş davet demiyor, celp kağıdı diyorlar. Fikrimize başvurmak için değil, açık net bir şekilde ifademizi almak için ve daha sonra bizleri muhtemelen yargılamak için çağrıldık. Elbette bu fezlekelerin gereği yapılacaktır. Ancak halka milletvekillerinin dokunulmazlığı kalktı. Üstelik de sadece muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlığı kalktı diyerek güvenlik güçlerini ve halkı nasılsa bundan dokunulmazlıkları yok deyip üzerimize salma niyetlerini bugün açık seçik yaşıyoruz. Tahmin etmiyoruz bakın. Yaşıyoruz. Nasıl olsa dokunulmazlığı yok diye kayıtlara geçip üzerimize gaz sıkanı mı ararsınız? Nasıl olsa dokunulmazlığı yok deyip üzerimize çıkıp bizi pataklamaya çalışanları mı ararsınız? Bütün bunların hepsi maalesef yaşanıyor. Yani milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri açık net bir şekilde itibarsızlaştırılıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Biz milleti temsil ediyoruz. Yanlış yapmış isek bunun bedelini ödemeye hazırız. Ama milletin parasını çalan, hırsızlık yapan, parayla satın alıp onun bunun önüne yatan insanlar dururken bizim yargılanmamızı da elbette vatandaşlarımız ibretle izliyordur. Biz yargılanmaktan asla kaçmıyoruz. Çünkü suçlarımız arasında hırsızlık yok. Yüz kızartıcı suç yok. Taciz, tecavüz yok. Yolsuzluk yok. Yetim hakkı yok. Hiçbir şey yok. Nedir? Çiftçiye gaz sıkmaya çalışmış polis, ben yapamazsın diye direnmişim. Vay sen misin polise direnen? Yarın sıkın, yarın direneceğim. Vay efendim, gazeteleri kapatmışsınız, bankaları yok etmişsiniz, her yere kayyum atayıp insanları yok etmişsiniz. Yarın yapın, yarın duracağım. Hem de hiçbir şekilde fikirlerini benimsemediğim, bir ömür vererek mücadele ettiğim insanlara bu haksızlıkları yapın, yine de gidip yanlarında durmaya devam edeceğim. O yüzden
dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına gerekçe olarak sunulan hiçbir şey yüz kızartıcı değil. Tam tersi, daha özgür, daha ferah, daha yaşanabilir bir Türkiye içindi. Şimdi gelelim bir başka boyuta. Niye dokunulmazlıklar kaldırılmak isteniyor? Birkaç sebebi var. Bir, Türkiye'yi meşgul etmek. Türkiye'nin gündemini bunlarla meşgul. Allah aşkına ben şimdi bizi izleyenlere soruyorum. Benim 5 tane dokunulmazlık dosyam var. Bunlarla ilgileniyor musunuz Allah aşkına? Çiftçiye gaz sıkmışlar diye, gazeteciyi dövmüşler diye, efendim Ergenekon davasında resim çekmişim diye, efendim işte üstelik de daha mahkeme başlamadan gezi olaylarında yürüyüş yapmışım diye dava. Allah aşkına ilgileniyor musunuz? Sizin ilgilendiğiniz şey bu mu? Yoksa akşam çocuğum eve sağ salim gelecek mi bu terör olaylarında? Bakın, yarın Fransa'nın ulusal günü. 14 Temmuz. Evet. Bütün kutlamalar iptal edildi. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, en büyük 3 şehrimizde bütün kutlamalar iptal. Niye? Fransızlar korkuyor. Anneler korkmuyor mu benim çocuğum eve dönecek mi dönmeyecek mi diye. Türkiye'nin gündemi budur. Hatta bu arada bir ekleme yapayım. Fransa Büyükelçiliklerinde bir geçici bir ikinci süre bir emre kadar hem büyükelçilik hem başkonsolosluk. Hı-hı. Yani şu anda Fransa'nın Türkiye'de bir temsilciliği yok. Kapatıldı ikinci bir emre kadar. Şimdi Türkiye'nin gündemi güvenlik midir? Yoksa Aytuğ Atıcı'nın 5 tane fezlekesi midir? Allah aşkına siz karar verin. Allah aşkına herkes çocuğunun karnını doyurabiliyor mu? Bütün yargı alt üst edildi. Türkiye'nin gündemi buyken, Türkiye'nin gündemini sanki dokunulmazlıklar çok önemliymiş. Efendim Sayın Devlet Bahçeli gitmiş, ifade vermiş. Bu mudur Türkiye'nin gündemi yani? Ne yapmışız yani biz? Türkiye'nin gündemini meşgul edelim. 3. Dokunulmazlıkların kısmen kaldırılmasının bir nedeni. Ola ki yarın başımıza bir şey gelirse, çünkü bu davalar hemen bugünden yarına bitmeyecek. Hı hı. Eğer arzu ederlerse 15 gün içerisinde bitirebilirler. Arzu ederlerse yayacaklar. Ben buradan söylüyorum. Bu davalar yayılacak zamana. Neden? Ola ki yarın bir anayasa değişikliği veya AKP'nin istediği herhangi bir şey olduğunda, eğer bu milletvekilleri hakkında fezleke olan milletvekilleri direnirlerse, bunların milletvekilliği düşürülerek bölgesel seçime gidilecek. Örneğin Diyarbakır'daki HDP'li milletvekilleri düşürüldüğünde, AKP'li milletvekilleri de istifa ettirildiğinde senaryo gereği, Diyarbakır'ın milletvekilsiz kalacağı için orada bir seçim yapılacak ve AKP oradan 367 milletvekilini bulmaya çalışacak. Veya benzer şekilde Van'da veya CHP milletvekillerinin yoğun olduğu Mersin'de, bu gibi yerlerde milletvekillerini ortadan kaldırdığınız zaman muhalefetin, dönüp kendi milletvekillerinizde istifa ettirdiğinizde, ki vatandaşlarını çok iyi hatırlayacaklardı, Siirt onlara bir şey hatırlatıyor mu? Recep Tayyip Erdoğan seçilsin diye Siirt milletvekilleri istifa edip de Siirt'i milletvekilsiz bırakıp tekrar seçim yaptırıp da Recep Tayyip Erdoğan'ı hülleyle orada yeniden milletvekili seçtirip de başbakan yapmışlardı ya. Aynı şeyi şimdi dokunulmazlıklarını kaldırdıkları milletvekilleri için yapacaklar. Yani AKP her zaman olduğu gibi bir taşla 3-5 kuş vurmaya devam edecek. Her türlü plana karşı hazırlıklar. Yok eğer her şey yolunda gider. Örneğin bir siyasi partiyle, diyelim MHP ile mesela veya HDP ile bugün kavga ediyor olabilirler ama yarın ne olacağı belli değil. Anlaşıp da bir anayasa değişikliğine giderlerse bunlar süresi içerisinde bitirilmeyecek. Bu davalar uzatılacak. Milletvekilliğimiz sona erdiğinde ancak bu davalar görülmeye devam edecek. Yok eğer ihtiyaç duyarlarsa da bir planları da bu. O yüzden dokunulmazlıkların kaldırılması diye bir şey yok. Sadece ve de sadece bu saydığım çerçevede milletvekillerinin itibarsızlaştırılması, milletvekillerinin yok edilerek bölgesel seçimler yapılması gibi AKP'nin kirli planları var. Dokunulmazlıklarla ilgili. Peki hemen buna bağlı olarak aslında meclisteki bir konuyu daha kısaca konuşmadan geçmeyelim. Şimdi bir süredir mecliste iç düzlükte problemler var. Bu yüzden mecliste hiçbir konu doğru düzgün görüşlemiyor. Sürekli kavga oluyor diye bir söylem vardı biliyorsunuz. Bu farklı kesimlerce de dile getirildi. Bu konuda da işte 4 parti anlaştı. Bir komisyon kurulacak şimdi. İşte ilk toplantısı yapılacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Emre Bey bakın bir kere meclis çalışmıyor. CHP
meclisi tıkıyor gibi yalanlar, abuk subuk söylemler ancak AKP'ye yakışır. Bunun ispatı çok kolay. 24. dönemde, yani 2011 yılından 2015 yılına kadarki olan dönemde kaç kanun çıkmış meclisten? Bir de daha önceki yıllara baksınlar kaç kanun çıkmış. 2015 yılına kadar, yani 24. dönem, yani geçen dönem, ben de milletvekili olduğum dönemde çıkardığımız kanunların sayısı diğer döneme göre daha fazla. Gelelim 26. döneme, bu döneme. Bu dönemde çıkan kanunlara bir baksınlar. CHP neyi engelliyormuş? Ne istemişler de yapamamışlar? Çıksın söylesinler. Kimse halka yalan söylemeyecek. Her yerde söylüyorum. Her kahvede söylüyorum. Her televizyonda söylüyorum. Allah aşkına size yalan söyleyenlerin peşine gitmeyin. Size yalan söyleyenlere itibar edip de onlara oy vermeyin. İster CHP olsun, ister MHP, ister HDP, ister AKP olsun. İster parti olsun, ister şahıs olsun. Yalancının peşine düşmeyin. Yeter artık. Allah aşkına bu yalancıları yakamızdan silkip atın aşağıya. Şimdi meclisin çıkardığı kanunlara ulaşmak çok kolay. İnternet TBMM, GovTV'ye girersiniz. Burada kanunlaşan tasarıları ve teklifleri görürsünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin tıkadığı hiçbir gün olmamıştır. Elbette halk adına muhalefet yapmıştır. Çünkü milletimiz devleti yönetmek üzere AKP'yi görevlendirmiş, devleti yönetirken yanlış yapmasını engellemek, yanlış yapmışsa da bu yanlışı halkın da bilmesini sağlamak üzere ana muhalefet partisini görevlendirmiştir. Benim görevim öncelikle AKP'nin yanlış yapmasını engellemektir. Çünkü yanlışı tamir etmek çok daha zordur. Öncelikle koruyucu önlem olarak AKP'nin devleti yönetirken yanlış yapmasını engellemek zorundayım. Onun için de çıkıp her konuda fikrimi söylemek zorundayım yanlış yaptığı zaman. Örneğin ona demeliyim ki bak sen Suriyelileri vatandaşlığa alıyorsun. Bu yanlıştır. Sebepleri de şu şu şudur. Çünkü halkın nabzını tutan sadece AKP değil. AKP'den çok daha fazla biz tutuyoruz. Bunu söyleyip engellemeye çalışmalıyım. Halkın bana verdiği görev bu. Milletin bana verdiği görev bu. Eğer ısrar ederse, yanlış yapmaya devam ederse de bu durumda yaptığı bu yanlıştan geri çevirmek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeliyim. Örneğin AKP'ye demeliyim ki bak kardeşim sen yüksek yargıyı yok ediyorsun. Bütün hakimleri, Danıştay'ın, Yargıtay'ın hepsini biçiyorsun ve bunların yerine yeni yargıçları kendi kafana göre atıyorsun. Bu yanlıştır. Bu bugün sizin yüzünüzden hukukun, hukuka, adalete olan güvenin %30'un altına düştüğü bir Türkiye'de tamamen sıfırlayacaktır güveni demek zorundayım. Eğer buna rağmen bunu yaparsa ki yaptılar, acilen bunu benim Anayasa Mahkemesi'ne götürmem lazım. Bunlar eğer iptal edilmez ise geriye işlemez Anayasa Mahkemesi'nin kararları demek zorundayım. Ayrıca AKP'ye demeliyim ki kardeşim emekliler kahrolmuşlar. Biz onlara 2 maaş öneriyoruz. Gel birlikte bunu çıkaralım hemen. Asgari ücret 1500 lira olmalı. Sen 1300 lira önerdin. Eyvallah, teşekkür ederiz. Tamam, istediğimiz gibi olmadı ama Allah razı olsun. Ancak çıkıp kürsüye demeliyim ki bak kardeşim 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde banka aracılığıyla 1500-1300 lira hesabına para yatılan işçiye deniyor ki 300 lirayı geri getirmezsen seni işten çıkarırım. Benim bunu anlatmam lazım. Veya 10 kişiden az işçi çalıştırılan yerlerde elden para verildiğinde 900 lira, 950 lira verip 1300 lira aldım diye imza attırıldığını benim çıkıp söylemem lazım kürsülerden. İşte getirilen bu iç tüzük değişiklikleriyle bizim bunları söylememiz engellenmeye çalışıyor Emre Bey. Sorun bu. Bakın ben o kürsüye çıkıp demeliyim ki taşeronları kadroya almak insanlık borcudur. CHP'nin önerisi ve kanun teklifi budur.
Yine çok teşekkür ediyoruz. Bunu yapar gibi yaptı AKP. Şimdi dönüp milletime demeliyim ki bak, AKP taşeronu kadroya alıyor ama bütün kazanılmış haklardan vazgeçilmesini istiyor. Benim bunu anlatmam lazım vatandaşa ki vatandaş kendisine kimin iyilik yaptığını, kimin kötülük yaptığını anlayabilsin. Veya ona demeliyim ki bak bunlar yalan söylüyorlar. Taşeronluğu kaldıracağız dediler ama belediyede çalışan insanların hiçbirisini kadroya almayacaklar. Çünkü vatandaş ekmeğinde, vatandaş can derdinde. Her gün benim gibi mecliste efendim basını takip ederek, televizyonları takip ederek bunlara vakıf olması mümkün değil. Bunları benim anlatmam lazım. Peki iş düzük. Ne yapmaya çalışıyoruz? AKP'nin en büyük kaygısı bizim bunları çatır çatır anlatmamız. Sesimizi kısmaya çalışıyor. Evet, iş düzlükte sorunlar var. Yok değil. İş düzlükte bize göre özgürlükleri genişletmemiz gerekiyor. Özgürlükleri genişletecek şekilde değişiklik yapmamız gerekiyor. AKP'ye göre ise özgürlükleri kısıtlayacak şekilde değişiklik yapmak gerekiyor. Örneğin, bizi izleyenler bugün akşam saat 19'da televizyonlarını açsınlar. TRT 3. Hadi 7'ye 5 kala. 18.55'te açsınlar. 5 dakika izlesinler. Saat tam 19.00'da çat diye yayın kesilecek, yıllardır kesildiği gibi. AKP döneminde TRT 3 yayınları saat 19'da kesiliyor. Neden? Çünkü meclis görüşmeleri sabaha kadar devam ediyor. AKP'nin yaptığı her türlü rezillik görülmesin diye saat 19'da yayını kesiyorlar. Niye kesiyorsunuz yayını? Biz diyoruz ki gelin bu yayınları serbest bırakın. Halkın seçtiği milletvekilleri ne yapıyor? Uyuyor mu? Meclisteler mi? Yoksa AKP'lilerin yaptıkları gibi sürekli iş kovalayıp sadece oylamadan 5 dakika önce mesajla gelip el kaldırıp gidiyorlar mı? Bunu görsünler. Görsünler ki bizim terörle mücadelede verdiğimiz önergeyi AKP'liler el kaldırarak reddetmişler. Gözleriyle görsünler ki bizim çocuk tecavüzleri için, çocuk tacizleri için, sağlıkla ilgili konularda verdiğimiz araştırma önergileri AKP oylarıyla reddedilmiş. Bunları gözleriyle görmelerini istiyoruz. O yüzden diyoruz ki gelin hodri meydan, televizyon saati açık kalsın. Siz de çıkın kürsüyü kullanın, biz de kullanalım. Böylece siz de derdinizi anlatın, biz de anlatalım. Hayır, sadece salı, çarşamba, perşembe günleri saat 14 ile 19 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınları televizyondan veriliyor. Onun dışında cuma çalışırsak yayın yok. Peki cuma günleri biz ne yapıyoruz? Hiç dikkatinizi çekti mi? Pazartesi günleri de yayın yok. Ne yapıyoruz o günler biliyor musunuz? Gen soru görüşüyoruz. AKP'nin getirdiği önerilerle herhangi bir bakan hakkında, başbakan hakkında gen soru vermiş isek bakın bakalım hangi gün görüşülmüş gen sorular. Ya pazartesidir ya cumadır. Çok nadiren hafta içindedir. O da genellikle televizyon saatinden sonradır. Şimdi biz diyoruz ki şeffaflık, milletin parasını alıyoruz kardeşim. Milletin vekaletini alıyoruz. Bizim sorumluluklarımız var. Millet bizi nasıl denetleyecek? Nasıl denetleyecek? Bizi şeffaf hale getirin ve meclis televizyon yayınını açın diyoruz. Ha bunun yanında gerçekten gereksiz sayılabilecek işler var iş düzlükle. Kaldıralım. Örneğin araştırma önergesi vermişim ben. Bu araştırma önergesi mecliste okunmak zorunda. Ya okunmayıversin. Bunda bir itirazımız yok. Yani evet artık iletişim çağında yaşıyoruz. Elektronik ortamdayız. Biz verdiğimiz önergeleri elektronik ortamda yayıyoruz. Herkes ulaşabiliyor. Bunda bir sorun yok. Tamam okunmayabilir. Hiç sorun değil. Ya da benzer şekilde efendim işte meclisi çalışmasını yavaşlatacak bir takım uygulamalar var gerçekten. Gelin bunları kaldıralım. Ancak televizyonların yayın saatlerinde genişletelim. Yiğitseniz, delikanlıysanız, halktan korkmuyorsanız, milletin huzurunda çıkmaktan çekinmiyorsanız gelin bu değişiklikleri hemen yarın yapalım. Hiç sorun değil. Ancak halkın bilmesi gereken konuları vatandaştan kaçırmaya çalışırsanız biz de direniriz. Mesela
Eğer siz Türkiye'yi kara para cennetine çevirmeye çalışırsanız, bugün görüştüğümüz, dünden başlayıp bugün görüştüğümüz kanun teklifinin adıdır bu Emre Bey. Çok da süslü bir adı var. Mali kolaylıklar sağlıyorlar. Yani güya af getiriyorlar. Türkiye'ye para aksını istiyorlar. O para kirlidir. Türkiye'ye girecek o para rezildir. O para kanlıdır. O parada uyuşturucu vardır. O parada hırsızlık vardır. Siz Türkiye'den kaçırdığınız paraları şimdi Türkiye'ye geri getiremezsiniz. Şimdi vergi affı, efendim mali aflar Türkiye'de de olmuştur. Dünyanın her yerinde de olmuştur. Yapılabilir. İtirazımız yok buna. Ancak bunu bir kanunla getireceksiniz ve çerçevesini çok iyi bir şekilde çizeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet Emre Bey, sizin İsviçre bankalarında çok paranız var. Buyurun bunu Türkiye'ye getirin. Biz sizden vergi almayacağız diyebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Bakın kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Emre Bey getirin, yatırım yapın kardeşim, fabrika kurun, istihdam sağlayın. Ancak siz bu parayı kötü yollardan elde ettiyseniz, örneğin uyuşturucu kaçakçılığı yaptıysanız, örneğin silah kaçakçılığı yaptıysanız, örneğin vergi kaçakçılığı yaptıysanız, benim devletimi dolandırdıysanız ben sizden bunun hesabını sorarım demeliyim. Bu getirdikleri kanunla şimdi bütün bunları ortadan kaldırıyorlar. Emre Bey, sen para mı kazandın kardeşim? Hangi yolla kazanmış olursan ol, ben gözlerimi kapatacağım, kulaklarımı da kapatacağım, ağzımı da kapatacağım, yeter ki para getir. Hayır, bizim inancımızda da, kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Şimdi ben kalkıp da böyle bir konuyu 5 dakikada nasıl anlatacağım? İşte iş tüzük bize bunu getiriyor. Şimdi diyor ki kanun, temel kanun haline getirdiler. Böylece her madde üzerinde konuşamıyoruz Emre Bey. Bunu uygulayan AKP'nin bizatihi kendisidir. Diyor ki ben temel kanun, ne demek? Efendim bu, ancak sen bunun üzerine bir önerge verirsin ve sadece 5 dakika konuşursun. Öbür türlü olsaydı her grup 10'ar dakika konuşacaktı. Ayrıca şahıslar kendi adına, yani parti adına konuşmalar olacaktı. Bir de milletvekili, yani milletin sesini duyurmak üzere o kürsüye çıkacaktı. Bunları ortadan kaldıran AKP'nin getirdiği iş tüzüktür. AKP'nin dayattığı iş tüzüktür. Bu yetmiyormuş gibi şimdi sesimizi daha da çok kısmaya çalışıyorlar. Peki. Hayır. Bizim sesimizi açın. Biz de iç düzlükte önümüzü tıkayan her şeyi derhal ortadan kaldıralım. Biz her türlü televizyonda konuşuyoruz. Bizim TRT 3'e ihtiyacımız yok. Ama ihtiyacı olan millet bizi dinlemek istiyor ise, kendini ne bekliyor acaba yarın öbür gün, bu kara parayı ben çocuklarıma nasıl yedireceğim bu haram parayı diye merak ediyorsa açıp televizyonu izleyebilmeli. İzlemiyorsa elinde kumandası var, tak öbür kanalı geçip şarkı türkü izleyebilir. Bizi ilgilendirmez. Ama biz vatandaşa bunu sunacağız. İç tüzükteki bütün engellerin de kalkması gerekiyor. Orada da elbette hemfikiriz. Peki. Evet, şimdi tabii Türkiye aslında bu Arap Baharı ile başlayan süreçte Suriyeli sığınmacılarla artık böyle bir sorun var ülkemizde. Bu sadece bizim de değil, bütün dünyanın, bütün Avrupa'nın sorunu, ama bunun büyük boyutunu çekenlerden biri de Türkiye. 3 milyon sığınmacı, verilere bakıldığında barınma merkezlerinde 256 bin Suriyeli sığınmacı olduğu belirtiliyor. Şimdi bu konuda tabii çok farklı açıklamalar var. Siz ne düşünüyorsunuz ve sık sık işte seçmenle de bir araya geliyorsunuz? Şimdi öyle, ben Mersin milletvekiliyim. Mersin'de yaşayanlar ne demek istedim şimdi çok iyi anladılar. Mersin bir Suriyeli cenneti haline getirildi. Şimdi hafızalarımız daha eskimedi. 2012 başlarından itibaren biz Suriye'de bir sorun olduğunu gördük ve ciddi bir sorun yaşanacağını tespit ettik. Bugünleri gördük. Suriye'de iç savaş çıkacağını gördük CHP olarak. Ve 2011 yılının sonbaharında Suriye'ye gittik.
O zaman Suriye'ye gittik diye AKP bizi adeta biçti, hedef gösterdi. Eli kanlı katille mi görüşmeye gittiniz, onun elinde kan var filan gibisine. Kardeşim, evet orada kan var. Suriye'de kan akıyor. Biz bu kan dursun diye gittik demiştik. O günden bugüne hafızalarımızı şöyle bir yoklayalım. Hele bir Suriyeli sığınmacı sayısı 100 bini geçsin, bakın bakalım ne oluyor diye nara atan bugünün Cumhurbaşkanı, dünün başbakanıydı. Şimdi Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon. 300 bin değil, 100 bin değil, 3 milyon. Ne oldu o naralar? Ne oldu o dünya lideri kılıklı kişinin attığı naralar? Ne oldu? Kim bu naraların altında ezildi? Bir başka nara. Tepemizin tasını attırmasınlar. 3 saatte Şam'a varırız. Kim diyen? AKP milletvekili meclis kayıtlarında. İnşallah Emevi Camii'nde bayram namazı kılacağız diye kükreyen AKP milletvekilleri döndüler, geldiler, baktılar ki Suriyeliler bayram namazını Türkiye'deki camilerde kılıp direncilik yapıyorlar. Şimdi o dönemlerde biz aman böyle olmasın diye uğraşırken o eli kanlı katil dedikleri adamın şimdi elini sıkmaya gidiyorlar. Ben söylemiyorum. Bakın aynen okuyorum. Suriye ile kavga etmemiz için bir sebep yok. Diyen kim? Kendini başbakan zanneden Binali Yıldırım. Bunun da ötesinde Suriye ve Irak ile en iyi ilişkileri geliştirmenin en büyük hedefleri olduğunu söylüyor. Hadi bakalım. Ebe kardeşim, Allah billah aşkına, biz Suriye ile zaten kardeştik. Biz Suriye ile zaten sorun yaşamıyorduk. Bizi dinleyenler, izleyenler hatırlarlar köyden kasabaya gidip gelen ağa maraba hikayesini, burada şimdi anlatmayayım. Yahu biz zaten dosttuk, şimdi gene dostuz, dost olacağız. Peki arada yenen halklar neden? Niye bu kadar insan öldü? Komşunun yangınına niye benzin bidonuna gidip benzin döktün diye adama sormazlar mı? Oradaki Suriye'de kapılar kapandı diye intihar eden insanlar, yok olan çiftçilerin hesabını kim verecek diye sormazlar mı? Bu öngörüsüzlük, bu torniston gerçekten Türkiye'yi perişan etti. Suriye ile ilişkilerimiz hiç bozulmamalı. Esad'la ilişkin iyi olur, kötü olur. Senin bileceğin iş. İki devlet adamısın, ilişkin iyi olur, kötü olur. Bana ne? Putin'i seversin, sevmezsin. Bana ne? Ama sen Türkiye'de yaşayan halklarla Suriye'de yaşayan halkları karşı karşıya getiremezsin. Şimdi 3 milyon sığınmacı geldi. Peki. Bu 3 milyon sığınmacı nasıl geldi Emre Bey? Etrafımızda başka ülke yok muydu da hepsi Türkiye'ye geldi? Çünkü davet aldılar. Davet. Hatay'da yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklar. Samandağ'da yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklar. Kebapçılara gidip kebap yiyip hesabı Tayyip ödesin diyen Suriyelileri. Dolmuşa binip kardeşim siz bizi çağırdınız ne para istiyorsunuz bizden diyen Suriyelileri çok ama çok iyi hatırlayacaklar. Bunlar davet üzerine buraya getirildiler. Amaç? Birkaç amaç var. Her zamanki gibi AKP bir taşta birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Bir, Batı'ya dedi ki bak benim elimde milyonlarca mülteci var. Ya bana yardım edersin, bize kolaylığı sağlarsın, beni biraz yüceltirsin ya da bunları üstüne salarım diyecek kadar seviyesiz bir politika yaptık Türkiye'de maalesef. Ve AKP Türkiye'nin başını uluslararası arenada bu açıdan eğmiştir. Adeta insanlar üzerinden şantaj yaptığı söylenmiştir. Buna kimsenin hakkı yok. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim tarzını sevmeyebiliriz ama bu ülkenin cumhurbaşkanı. Ne çare ki, ne yazık ki bu ülkenin cumhurbaşkanı. Ve uluslararası arena onu cumhurbaşkanı olarak kabul ediyor ve onun söylediklerini önemsiyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin başı öne eğilmiştir. Bir sebebi buydu. İki, Suriyeli sığınmacıları buraya getirerek
Suriye'de bir mezhep savaşını kızıştırdı. Yani çıkıp Recep Tayyip Erdoğan kendi ağzıyla Suriye'de %15'lik bir Alevi kesim Türk ülkeyi yönetemez dediği anda bu iş bir mezhep savaşına dönmüştür. Yani ne demek? Bir insan mezhebine göre mi yönetecek? Yani Türkiye'yi illa Sünni çoğunluk var diye illa bir Sünni insan mı yönetecek? İlla Türk çoğunluğu var diye Türk kökenli birisi mi yönetecek? Sen kişinin inancına, ırkına mı bakarak ülke yönetmesini sağlayacaksın? Yoksa aklına, fikrine, vicdanına, dürüstlüğüne, namusluğuna, becerisine mi bakacaksın? Böyle bir şekilde aklı sıra bir mezhep savaşı başlatarak Suriye'de ve bölgede ağır bir sünnileşme operasyonu yapmaya çalışmıştır. Suçtur. İnsanlar boşuna savaş mahkemelerine gidip şikayet etmiyorlar. Maalesef. Keşke olmasaydı bunlar. Şimdi esas oyun ortaya çıktı. Hani bir laf var, karamanın koyunu sona çıkar oyunu. Bütün bunlar meğersem boş lafmış. Bütün bunların hepsi basit işlermiş meğersem. Yok Avrupa'ya şantaj yapacağım, yok Sünni mezhepsel devlet kuracağım, işte İran'da Şii mezhebi devleti var, ben de Sünni bir devlet kuracağım filan. Hepsi boş lafmış. Bir tek istediği şey varmış, o da Suriyelilerin oyu. Şimdi kendi başkanlık hayalleri için, kendi iktidar hayalleri için Recep Tayyip Erdoğan kendi ağzıyla Suriyelilere vatandaşlık vereceğini söyledi. Kendi ağzıyla Suriyelilere TOKİ'den ev verileceğini söyledi. Hadi bakalım buyurun. Şimdi bakın Emre Bey, biz Suriye'den gelen mazlum insanlara bakmaya hazırız. Baktık da. Allah var. İlk geldiklerinde dedik ki, kardeşim Suriye'deki kargaşayı bitirelim ve bunları derhal vatanlarına gitmelerini sağlayalım. Kalmak isteyen varsa buyursun ama gitmek isteyen varsa da iş uzamadan hemen gönderelim. Hani bugün Binali Yıldırım diyor ya, kardeşim burada doğan insanları görmezden mi geleceğiz? Böyle bir garip bir konuşması da var. Efendim 4 yıldır buradalar. Yahu 4 yıldır buradalar da kim çağırdı? Kim bunları geri göndermedi? Kim Suriye'deki savaşa benzin döktü de bu insanların oraya gitmesini engelledi? Sen değil misin? Senin yüzünden gidemediler. Şimdi kalkmış bana diyor ki 4 yıl oldu, ne yapacağız biz, bunları nasıl geri gönderiyoruz? Evet, artık geri göndermek çok zor. Çok zor. Bunu anlıyorum. O dönem biz muhalefet görevimizi yaptık ve Suriye'den gelen insanların Suriye'de barış sağlandıktan sonra güven ve huzur içinde ve kendi istekleriyle Suriye'ye gönderilebileceklerini söyledik. Ama o treni kaçırdık şimdi. Şimdi süratle entegrasyona geçip Suriyelilerin Türkiye'de nasıl yaşayacaklarına karar vermemiz lazım. Dönmek isteyenlerin yine dönmesini sağlamamız lazım. Onları ateşe atmamamız lazım. Onları burada aç susuz bırakmamamız lazım. Türkiye'nin gerçekten gücü vardır. Türkiye gerçekten parası çalınmaz ise çok zengin bir ülkedir. Suriyelilere bakar. Bunda sorun yok. Ancak bu Suriyelilere vatandaşlık vermek nereden icap etti? Herkes bu soruyu soruyor. Herkes bu soruyu soracak. Biz bunları besleyelim, giydirelim, barındıralım, her türlü ibadet ihtiyaçlarını görelim, okul ihtiyaçlarını görelim, bütün insani vazifelerimizi yapalım. Kimselerine yardım almadan yaparız. Yapalım. Hiç itirazımız yok. Ama vatandaşlık vermek demek, bu insanların oy kullanması demektir. Şimdi herkes bir düşünsün. Evine tanrı misafiri gelmiş bir insana yedirdiniz, içirdiniz, yatırdınız, banyo yaptırdınız, seccadeyi serdiniz, namaz kıldırdınız, cem evine götürüp ibadet ettirdiniz, her neyse inancı. Ama 3 gün sonra da gel seni tapuya ortak edeyim, bu evin tapusuna ortak edeyim der misiniz, demez misiniz? Allah aşkına bir düşünün. AKP'liler de düşünsünler. Evinize aldığınız tanrı misafirini kendi evinizin tapusuna ortak eder misiniz? 80 milyon tapu sahibi olan insan şimdi 3 milyon misafiri de tapu ortağı yapmaya çalışıyor.
Buna hakkınız yok. Bunu yapacaksanız yapın bir referandum. Sorun bakalım halk istiyor mu? Eğer halk istiyorsa biz asla sesimizi çıkarmayız. Halk ne isterse o olur. Koy referandum sandığını. Yiğitsen, hani milli iradeden korkmuyorsan, hani halkın dediğini yapacağım diyorsan, koy sandığı, Suriyelileri vatandaş alalım mı almayalım mı diye sor. Alalım diyorlarsa al. Hiç itirazımız yok. Peki şunu soracağım. Bir izleyicimiz diyor ki ülkede işsiz pek çok kişi var. Emekliler geçinemiyor. Tarımla uğraşan insanlar geçinemiyor. Bu şartlarda kendi vatandaşımız mağdurken Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık vermek doğru mu? Yani sosyolojik açıdan değiştirir mi sosyoekonomik yapısını Türkiye'nin? Elbette değiştirir. Elbette değiştirir. Bakın benim rakamlarım değil. TÜİK'in rakamları diyor ki genç işsizlik %20. Genel işsizlik %10'un üzerinde. Şimdi siz 3 milyon mazlum insanı buraya getirip vahşi piyasanın şartlarına bırakırsanız bu insanlar herkes 40 lira yövmeyle, 50 lira yövmeyle çalışırken 20 lira yövmeyle çalışırlar. Böylece ekonomik düzen alt üst olur. Sosyal düzen alt üst olur. Aç insan fuhuş yapar. Fuhuş çok arttı. Aç insan uyuşturucu satar. Hiç düşünmez. Aç çünkü. Çocuğuna yemek götürecek. Aç insan cinayet işler. Hırsızlık yapar. Bütün bunlar bizi perişan eder. O yüzden Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan bu kadar insan varken Suriyelilere vatandaşlık verilmesi akıllara ziyan bir şeydir. Eğer illa vereceğiz diyorlarsa bakın Emre Bey. İlla vereceğiz. Ben bir formül ürettim. Eğer isterseniz onu söyleyeyim. Lütfen buyurun. İlla bir Suriyelilere vatandaşlık yapacağız, vereceğiz diyorlarsa ve buna da çok karşı insan var ise AKP'nin baktım şöyle 8 milyon üyesi var. Kendi rakamları. 8 milyon üye. Ya herkes bir kişi nüfusuna geçirse 8 milyon kişi yapar. Hadi hane bazında düşünelim. 8 milyon üye demek yaklaşık olarak 3 milyon, 2,5 milyon aile demektir Türkiye'de. Her aile bir Suriye, her AKP'ye üye aile alsın bir Suriye'yi nüfusuna geçirsin. Hem Türk vatandaşı olur hem de Türkiye'ye yük olmaz. O ailenin tapusuna ortak olur. O ailenin mirasına ortak olur. Bu sorun da böyle çözülmüş olur. Ben kişisel önerim bu. CHP önerisi değil. Yani kimse yanlış anlamasın. Bu benim kişisel önerim. Alın nüfusunuza geçirin kardeşim bu Suriyelileri. Hani çok seviyorsunuz ya. Çok yardım etmek istiyorsunuz ya. Allah rızası için yardım edeceksiniz ya. Buyurun hemen nüfusunuza geçirin ve Türkiye'yi bu dertten kurtarın. Bu arada nitelikli ve işte yani nitelikli olanlar alınacak deniyor. Bu nasıl bir tanımlama, katkı sağlama açısından? Bakın, bunu biz çalışma komisyonunda da tartıştık. Hı hı. Şimdi dün getirecekleri bir kanun vardı. Uluslararası İş Gücü Kanunu adını da böyle süslediler. 24. yılında biz aynı kanunu yabancıların çalışması kanunu diye, yabancıların istihdamı kanunu diye tartışmıştık. Şimdi yabancıların çalışması demek, bakın bu kadar kurnazlık ancak AKP'de olur. Geçen dönem, 24. dönemde, sonunda yani bir sene önce, tam bir sene iki ay önce yine çalışma komisyonunda, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Sayın Faruk Çelik bakanken uzun uzun tartıştığımız kanun tasarısının adı yabancıların istihdamı kanunuydu. Üzerinden bir sene iki ay geçti. Aynı kanunu getirdiler. Adına uluslararası iş gücü kanunu dediler. Bak şimdi yabancıların istihdamı kanununu herkes anlıyor. Ha yabancılar gelecek burada istihdam edilecek, iş güç sahibi olacak. Bu olmaz diyor. Pat adını değiştiriyor. Diyor ki uluslararası iş gücü. O Allah sizi ne yapsın? Bu halkın aklıyla kimse dalga geçemez. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Herkes anlıyor bunu. Uluslararası iş gücü demek Suriye'den getirdikleri insanları doğrudan doğruya çalışma hayatına koymak demektir. Bunun içinde turkuaz kart isimli evet. bir kart çıkarıyorlar. Amerika'nın verdiği green card'a özenmişler. O özentiyle turkuaz kart çıkarıyorlar.
Böylece canı kime isterse o turkuaz kartı veriyor. Bakın, canı kime isterse. Güya sizin de söylediğiniz gibi nitelikli insanlara. Neymiş efendim bu nitelik? Asla belli değil. Asla belli değil. Bakın daha dün en yetkili ağız bu konuda kimdir? İçişleri Bakanı'dır değil mi? Efkan Ala, İçişleri Bakanı. Dün çıktı halkın karşısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Güya aklı sıra Türkiye'yi övüyor. Hani yani şecaatini arz ederken sirkatini söylüyor aslında. İşte Allah söyletiyor. Ben aynen okuyorum. Bakın tutanaktan aldım getirdim. Hiç Word'e bile şey yapmadan, çevirmeden aynen tutanağı kopyala yapıştır getirdim. Diyor ki bir başka ülkeyi güya, ileri bir ülkeyi güya karalıyor. Diyor ki bir ülke 600 kişilik liste yapmış mülteci almak için. 600 kişi içerisinde %75'i yüksekokul mezunu. Olur mu böyle şey? Bizde ise diyor gelenlerin %1,5'u yüksekokul mezunu. Şimdi elin adamı kendisine başvuranlar içerisinde 600 kişi seçiyor. Bunun bu 600 kişi üniversite. %75'i yüksekokul mezunu. Bu oran bizde %1,5. Hani nitelik? Evet. Şimdi nitelik sadece üniversite mezununda olur mu? Olmaz. Yani benim babam ilkokul mezunudur. Ama değme üniversite mezunundan da niteliklidir. Ha, ama benim babam esnaftır, sanatkardır, tamircidir. Diyor ki İçişleri Bakanı, arkadaşlar %5'e yakını da meslek sahibi. Bak, 5 bile değil. %5'e yakını meslek, yani bir insanın nitelikli olması için üniversite mezunu olması uygundur, kabul edilebilir. Ya da meslek sahibi olacak, kaynakçı olacak, tamirci olacak, tüccar olacak, efendim yani olacak. Yani ilkokul mezunu okur yazar bile olmayabilir ama benim dedem rahmetli okur yazar değildi ama mükemmel bir insandı. Nitelikliydi, tüccardı, hiçbir okula da gitmemişti. Ama diyor ki %5'e yakını meslek sahibi. E be kardeşim, şimdi çıkıyor Cumhurbaşkanı'nın, diyor ki biz nitelikli insanlar alacağız. Bunları Avrupa'ya mı kaptıralım? Bu beyinler Avrupa'ya mı gitsin? Diye nara atıyor. İçişleri Bakanı diyor ki aslında, Sayın Cumhurbaşkanı diyor, %1,5'u yüksekokul mezunu, %5'i de 5'e yakını da meslek sahibi diyor. Hangi nitelikten bahsediyorsun demeye getiriyor aslında ama ağzından kaçıyor. Şimdi ben buradan Efkan Alay'ı şikayet ediyorum Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı yalancı çıkardı. Hesabını görsün. Olur mu öyle şey Cumhurbaşkanı'nı yalancı çıkarmak? Ne demekmiş? Hemen haddini bildirmesi gerekiyor. Hemen hesabını görmesi gerekiyor. Peki. Tabii daha çok konu vardı ama süremiz de bitti. Öyle mi? Evet. Aslında farklı konular, mesela Mersin'de nükleeri konuşacaktık, konuşamadık. Acil servislerle ilgili tartışma vardı, onu konuşamadık. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Şimdi verirseniz bir cümleyle. Tek bir cümle. Şunu Suriyeliler unutmasınlar. Suriye'den gelecek olan, vatandaşlığa alınması muhtemel olanlar. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İsrail'e kükreyen, one minute diyen, Mavi Marmara'da, Mavi Marmara elim olayında donanmayla gideceğiz diyen adam şimdi çıktı, insana yardım vakfı için bana mı sordunuz giderken dedi. Şimdi sizi vatandaşlığa alacak bu zihniyet yarın size diyecek ki bana mı sordunuz gelirken. Bakın aynı şeyi söyleyecek. Hiç bunda en ufak bir kuşku yok. Peki. Bu yüzden de herkesin dikkatli olması lazım. Ama başka bir zaman şu acil servisler yüreğimi yaktı bir hekim olarak. Yani acil servislerde toplamda 303 milyon poliklinikte hasta muayene olurken bunun 89 milyonu Emre Bey, yani %29.4'ü acil servislere gelmişse bu ülkenin Sağlık Bakanı'nın utanması gerekir. Bu ülkenin Başbakanı'nın susması gerekirken acilde kız bakmaya gitmeye başladık diye seviyesiz bir konuşma yapması ancak bu zihniyete yakışır. Peki. Ama daha uzun bir zamanda acilde yaşanan sorunları, sağlık sorunlarında mutlaka konuşmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum.